Enerji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren bu etkinlik, olası siber saldırı simülasyonlarıyla katılımcıların savunma yeteneklerini test edebilmelerini, teknik ve yönetsel yetkinliklerini geliştirebilmelerini sağlayacak. Böylece ülkemizin siber güvenlik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Siber güvenlik zafiyetlerinin kahir ekseriyetinin insan unsurunun rol aldığı ihmallerden kaynaklandığı düşünüldüğünde siber güvenliğin sağlanması için gelişmiş teknolojilerin kullanılması, siber olaylara müdahale kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, bilgi farkındalık ve hazırlık seviyelerinin artırılması büyük önem taşıyor. Bu manada kamu özel sektör işbirliğinin de en güzel örneklerinden biri olan bu etkinliği gerçekten çok kıymetli buluyorum. Şimdiden ülkemize ve milletimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca hemen konuşmamın başında şunu da özellikle ifade etmek istiyorum ki bu çalışmanın diğer kurum ve kuruluşlarımıza da örnek olması lazım. Gerçekten Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli etkinliklerin yapıldığı bir programdan bahsediyoruz. Saygıdeğer Bakanım, kıymetli misafirler, 2024 yılı itibariyle dünya genelinde 5 milyardan fazla internet kullanıcısı, internete bağlı 15 milyar cihaz ve üretilen yıllık 150 zettabayt veri miktarı düşünüldüğünde bilgi ve iletişim teknolojileri toplumsal hayatın ve ekonominin artık bir parçası değil, neredeyse kendisi haline gelmiş durumda. Her cihazın potansiyel bir güvenlik açığı ve tehdit oluşturduğu hepimizin malumu. Bu manada özellikle hayati sektörler için vazgeçilmez olan teknolojilerin güvenliğini ve güvenli biçimde kullanılmasını gerçekten önemsememiz gerekiyor. Söz konusu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla siber saldırılar da artık sadece bireyi ya da kurumları değil, ülkelerin de güvenliğini tehdit eder hale geldi. Yalnızca son bir yılda siber güven saldırıların küresel maliyeti yaklaşık 10 trilyon dolara ulaştı. Küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık %10'u gibi bir büyüklükten bahsediyoruz. Bankacılıktan enerji sistemlerine, iletişim ağlarından ulaşım ve sağlık altyapılarına kadar birçok alan siber tehditlerle karşı karşıya. Ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatını felç edebilme potansiyeli olan kritik altyapılarda söz konusu siber saldırıların en büyük hedefi konumunda. Söz konusu kritik altyapıların başında da elbette enerji sektörü geliyor. Enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve yönetimi giderek daha fazla dijital sistemler ve teknoloji üzerinden sağlanırken bu durumda enerji altyapılarını siber saldırılara karşı daha fazla savunmasız hale getiriyor. Yapılan uluslararası araştırmalarda siber saldırılara en yoğun biçimde maruz kalan kritik altyapıların enerji sektörü olduğunu bize ortaya koyuyor. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, işte yakın zamanda terör devleti İsrail'in Lübnan'da iletişim cihazlarını hedef alan saldırılarına hep birlikte şahit olduk. Askeri ve sivil hedefler arasında fark gözetmeden yapılan bu saldırı siber güvenlik alanında yeni bir sayfa açarken siber güvenliğin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. İşte bu benzer manada Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle her gün sayısız siber güvenlik tehdidi altında. Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtalarının bağlantı noktası olduğunu düşündüğümüzde kritik altyapılarımızın ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Üstelik ülkemiz TANAP, Mavi Akın, Bakü, Ceyhan, Tiflis, Boru Hattı gibi önemli enerji projeleri nedeniyle diğer ülkeler için de çok kritik bir konumda. Ancak Türkiye siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonu konusunda ciddi mesafeler kat etti. Öyle ki ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmede kullanılan ve her yıl yayınlanan Global Siber Güvenlik Endeksi verilerine göre Türkiye
dünya genelinde ilk 10'da, Avrupa'da da 6. sırada yer alıyor. Kamu ve özel sektör olarak Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hızlı tespit ve erken müdahale sistemleri sayesinde ilgiyle takip edilen bir ülke konumunda. Siber saldırılara karşı mukavemetimizi sürekli arttırmaya devam ediyoruz. Elektronik harp ve milli yazılım konusu zaten bizim gündemimizin en üst sıralarında yer alıyor. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde siber güvenlik alanında yerli donanım ve yazılımların geliştirilmesi ve bunların kritik altyapılarda kullanılması için emin olun büyük bir çaba sarf ediyoruz. Milli siber güvenlik alanı oluşturmanın, bağımsızlığımızın ve istikbalimizin en önemli unsurlarından biri olduğunun farkındayız. Mavi vatan ne kadar önemliyse, terörle mücadele ne kadar önemliyse, sınırlarımızı korumak ne kadar önemliyse, verilerimizin ve dijital altyapılarımızın korunması da emin olun o derece önemli. Bu bilinçle siber tehditlere karşı verdiğimiz asimetrik mücadelenin kurumsal bir altyapıya kavuşması için siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili çalışmalar da şu anda hızlanmış durumda. Kabinedeki arkadaşlarımız bununla ilgili tartışmaları yaptılar. İnşallah önümüzdeki dönemde bununla ilgili yasal mevzuatta gerçekleşmiş olacak. Tabii gerek bu hususta, gerek diğer hususlarda sektörümüzün ihtiyaç duyduğu, bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu herhangi bir mevzuat çalışmasında biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ön açıcı olmaya, sizlere yardımcı olmaya ve gayret göstermeye devam edeceğiz. Biz her zaman gerek komisyonumuz, diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte her zaman sizlerin hizmetindeyiz. Bu manada şimdiye kadar gerçekten uyumlu bir çalışmayı bakanımızla beraber gerçekleştirdik. EPDK ile beraber gerçekleştirdik. Tabii Mustafa Bey komisyonumuzdan bahsetti. Gerçekten şu anda birkaç bakanlığı ilgilendiren bir komisyon olmasına rağmen en önemli çalışmaları şimdiye kadar Enerji Bakanlığımızla beraber yaptık. Ben kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bize de bu ülkeye hizmet etme, sektöre hizmet etme fırsatı tanıdıkları için. Tabii siber güvenliğin sağlanmasında teknolojik tedbirlerin yanı sıra insan faktörü de büyük önem taşıyor. Biraz önce de ifade ettim. Siber güvenlik zafiyetlerinin önemli bir kısmı bireysel ihmallerden kaynaklanıyor. Ama siber güvenliği sağlayacak olan da nedir? O da insandır. Onun için insan kaynağımızın geliştirilmesi ve yetiştirilmesi için de biz adımlarımızı atıyoruz. İşte burada aslında gerçekleştirilen simülasyonlarda bunların en önemlilerinden bir tanesi. Ben bu vesileyle sözlerime son verirken siber tehditlere karşı mücadelenin bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesini sağlayacak böyle bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.